bütün günlerden cumartesi biz yine sizlerle beraberiz. Bugün halkımıza AK Parti ve MHP'nin yapmış olduğu ittifak hakkında ne düşünüyorsunuz sorusunu soruyoruz. Hep birlikte izleyelim. Vallahi Allah devletimize zeval vermesin. Ne yaparsa yapsın da devlet için olsun da. Devletin çıkarını olsun da ne olursa olsun yani. Vallahi yanlış düşünüyorum. Neden? Her parti kendine güvenip meydana çıkması lazım. Öyle onun bunun sırtından değil. MHP şu an AK Parti'nin sırtından. Yani ikisinde biri Cumhurbaşkanlığı korkusu, diğeri de milletvekilliği korkusu. İkisinden dolayı. Yani kendine güvenen tek başına çıkar. Şu diğer partiler gibi. Mesela ben CHP'li falan değilim ama CHP ne diyor? Asla ittifak yapmayacağız diyor. Bu kadar yani. Ya işte bu partilerin ittifak yapması demek milletvekili hırsızlığı gibi bir şey oluyor. Yani daha önceki AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki tartışmalar çok iyi biliyoruz. Bu lafları nasıl yuttular yani? Nasıl yuttular da ne oldu da böyle kanka oldular şu anda? Yani dediğim gibi ittifak bir çeşit milletvekili hırsızlığı gibi bir şey oluyor yani. Halkın hür iradesine biraz saygısızlık gibi bir şey oluyor yani. AK Parti ile MHP'nin yaptığı ittifak birleşmek iyidir, fayda vardır diye düşünüyorum. Yani herkesin safını belli etmesi lazım. Memleket meselesinin 10 numara. Bahçeli'yi bu konuda çok çok tebrik ederim. Devletin, milletin yanında olacağı adı gibi kuvvetli bir lider. Bilecik için en güzel bir şey. AK Parti'nin yaptığını çok beğeniyoruz. İnşallah sonuna kadar devam eder. Bizden AK Parti'ye teşekkürler. Ben her sorumluyum. Çok memnunum. Allah ona daha fazla güç versin. Allah daha artırsın. Şerefini da ne diyor. Allah razı olsun. Fakir fukaraya kayırır. Yani MHP'yi böldüler biraz. İYİ Parti ile olan şeylerden dolayı. Yani temel kısmı bölündü diye düşünüyorum ben. MHP'nin şu anda pek bir gücü kalmadı bu olaylardan dolayı. Hayırlı uğurlu olsun deriz. Başka? Başka ne diyeyim, iyi. Yani ne düşünüyorsun amca? Sadece hayırlı olsun mu? Hayırlı olsun, iyi olsun diyoruz işte. İyi. Aslında olmasa daha iyi olurdu. Neden? Çünkü AK Parti kendi tabanıyla, kendi mücadelesi, kendi şeyinden mücadele etse daha iyiydi. İttifak demek diğer partinin, mesela MHP'nin barajı aşamayacağından ve bir daha meclise giremeyeceğinden dolayı mecbur kalıyor, yanaşıyor. O yönden. Çekme. Ben bir şey diyemiyorum. Neden? Bağımsızım da ondan. Olumlu, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı. Yani güzel, memnunuz. Ben neden cevaplamayayım? Neden? Para ben cevaplamayayım. İyi diyorum. Neden? Ya neden? Neden var mı? Ülke için iyi. Vallahi kendileri bilir. Herkesin kendi fikri. İnşallah iyi olur. Ama ben MHP'yi istemiyorum. Neden? Öyle ben AK Partiliyim. AK Parti'nin yönetimindeyim. İstemiyorum yani. Ne düşünüyorum? Doğruysa olsun diyorum. Pek fazla hani o tür şeylerle ilgilenmediğim için, yani ilgilenemiyorum daha doğrusu. O yüzden eğer doğru bir şey olacaksa olsun diyorum. Çok iyi. Neden? Destekliyorum. Neden iyi? Neden? Milli şeyleri korudukları için. Ne söyleyeyim, destekliyoruz. Görüyoruz, her şey meydanda görünüyor. Gören göz kılavuz istemez. Hiçbir fikrim yok. Vallahi onlar bizden daha iyisini düşünmüşlerdir ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani ben bir Milliyetçi Hareket Partili olarak 17 yıl sonra ilk defa Bilecim'e oy vereceğim. Yani onaylıyorum. Bir Türk Milliyetçisi olarak. Birinci düşünüyorum. Birinci hangisi? AK Parti. Onun imanını yerim AK Parti'nin. Yorum yok ona. Gayet mantıklı bir ittifak. Aha. Gayet mantıklı bir ittifak yani. Destekliyoruz. Bir şey düşünemeyeceğim. O konuda onların ikisinin arasındaki sorun anlamamayan var. O işleri anlamam ben. Çok iyi düşünüyorum. Çok iyi yaptılar. Memleketimizin geliri için mükemmel bir şey oldu. Bu Bahçeli'yi bu kadar bilmiyordum ama çok değerli bir adammış. Nasıl bu partiden ayrıldıktan sonra dört dörtlük adam oldu. Vallahi siyasette ben pek şeyim yok ama inşallah hayırlı olur yani.
İnşallah hayırlı olur. Çok olumlu düşünmüyorum bu ittifak hakkında. Yani düşünmüyorum yani çok. Yakışmıyor, ikisi de zıt parti bence. MHP'nin çizgisini bozduğunu düşünüyorum. İnşallah bir bildiği vardır. Bilmediğimiz gizli şeyler vardır. Ama bu durum hoş değil yani. Vallahi devletin geleceği için en doğru karardı bence. Başka da hani düşünce yok. Başka bir çare de yok zaten. Doğru. Neden? Memleket için. Memleket için, vatanın bütünlüğü için doğrudur. Hayırlı olsun. Başka bir şey düşünmüyoruz. Olumlu düşünüyorum. Neden? Evet. Ülkenin önünü açıyor. Şu anda savaş var. Olumlu düşünüyorum. Bir cumartesinin daha sonuna geldik. Haftaya yeni sorularımızla karşınızdayız. Hoşça kalın.